Üstad siyasetten men etmiş. Üstad siyasetten men etmemiş. Üstad siyasetten men etmemiş. Şöyle çok basit, anlaşılır bir misal vereyim. Allah verip göstermesin. Bir adamı vuruyor birisi, katlediyor. Allah kimsenin başına vermiyor. Adamın bir çocuğu var. 6-7 yaşlarında. Neyse, bir hal ile kadın o çocuğu büyütüyor. Şimdi bu kadının aklı varsa, şayet intikam almak istiyorsa, bu çocuğu küçükten itibaren intikam ateşiyle doldurmayacak. O çocuğu güzel, kaderdir yavrum, herkesin başına geliyor yavrum, sen okuluna bak yavrum, çocuk büyüyecek, bileği çelik gibi olacak. Tuttuğunu koparan bir delikanlı olacak. Ondan sonra karşısına alacak, diyecek ki senin babanı böyle böyle suçsuz öldürdüler. Sende babanın kanı varsa intikamını al. Akıllı insan böyle yapar. Aksi halde o çocuğu tahrik ederse çocuk 8 yaşında, 10 yaşında bir intikam hırsına kapılır. Kendisini de öldürtürür. Başka bir şey yapmaz. Üstad Hazretleri Risale-i Nur hareketini 3 sınıfta mütalaa etmiş. 3 programın 3 maddesi olarak ortaya koymuş. Kendisinin bulunduğu zamanda siyasetle uğraşmak bizzat bir fiil, bir tecrübe gösterdi ki feraketten başka bir şey getirmedi. Köre karşı Anadolu'nun her tarafı isyan etti. Yozgat isyanı vardır. Koşgiri isyanı vardır. Efendim Şeyh Said Efendi'nin şeyi vardır, cihat hareketi vardır. Her Yozgat'ta Yozgat isyanı vardır. Yozgat isyanı Ankara'ya kadar geldi. Ankara'ya kadar geldi. Hulasa, yani Üstad Hazretleri'nin fetvası görüldü ki haklıdır. Şimdi bunlarla siyasetle uğraşılmaz dedi. Zaman şu anda müminlerin imanını takviye etmek, imanlı insan yetiştirmektir. İkinci hizmet devresinde tarikat perdesi altında şeriatın icra ve tatbikine çalışmaktır. Şimdi bunu siyasete karışmıyoruz diyenler siyasete karışmışlar. Karışmaların lazım geldiği yerde terk etmişler. Erken davranıldı yani, erken davranıldı. Erken davrananlar mutlaka kendilerine de çevrelerine de zarar verdiler. Çünkü bunlar münafıkla hareket ediyor. Allah bunlara nifakta deha kabiliyeti vermiş. Nifakta deha kabiliyeti vermiş. Yani şimdi bunların hadis-i şerifle gelen şeye göre bunlar nifakla yapacaklar, muvaffak olacaklar. Bunu bilen alim bunların üzerine siyasi gider mi? Gitmez. Yönünü değiştiriyor, iman hareketi diyor, iman hizmeti diyor. Onun için bir şey yapamadılar. Büyüdü. Bugün bir apartmanda Nurcuların kaç tanesi olduğu belli değil. Birbirlerine selam vermiyorlar. Hangisi Nurcu, hangisi değil, o belli değil. Yani Allah'a şükür istila etti. Yani üstad siyasetten men etmemiş. Zamanına işaret etmiş. Risale-i Nur'da bunu anlayacak gözün gelmesini beklemiş. O göz onu gördü. 1985'te Allah o gözü, o işe vasıta kıldı. Bir kuvve-i velayetle hilafetin iddiasına çıktı. O günü beklemeleri lazım. 60 sene geçmesi lazım. Üstadın söylediği bu. Yoksa siyasetten men etmemiş, zamanını bekleyin demiş.